Evet, muska kullanmak caiz midir? Muska, hastalık, göz devmesi, afetten korunmak veya kurtulmak gibi amaçlarla insanların yanlarında taşıdıkları, içinde bazı ayet, hadis ve duaların yazılı bulunduğu metindir. Nuska değil, muska. Yanlış söylemeyelim. Muska. Çok kere koruyucu bir malzemeye sarıl olarak kullanılır. Korkudan, nazardan korunmak, bazı hastalıklardan şifa bulmak için dua etmek... Kur'an-ı Kerim'den ayetler okumak caizdir. Buhari, Fedailül Kur'an, İbn-i Mace bu gibi hadis, hadis kitaplarında geçiyor. Buhari'nin Fedailül Kur'an, Kur'an'ın faziletleri bölümünde geçiyor. Ayet ve dua gibi metinlerin bir şeye yazılıp insanların bedenlerine asılması veya iliştirilmesi konusunda Hz. Peygamber'den bir rivayet yoktur. Ancak Abdullah bin Ömer, Hz. Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem sizden biriniz uykuda korkarsa Allah'ın gazap ve azabından ve kullarının şerrinden, şeytanların vesvesesinden ve yanıma gelmelerinden eksikliği olmayan Allah'ın sözlerine sığınırım desin. O takdirde hiçbir şey ona zarar veremez buyurduğunu bildirmiş ve Abdullah bin Amr'ın bu duayı temyiz çağına gelen yani şöyle 7-8 yaşlarına gelen çocuklarını öğretip temiz yaşına gelmeyen yani temiz bulu uçağına temiz yaşına gelmeyen çocuklar için yani küçük 7-8 yaşından aşağı çocuklar için yazıp boyunlarını astığı rivayet edilmiştir. Ebu Davud'da geçiyor bu. Bazı fıkıh kaynaklarında Kur'an-ı Kerim'den ayetler yazılıp muska yapılarak takılmasında sakınca görmeyen alimler bulunduğu belirtilmektedir. fetevah diye de geçiyor. Bununla birlikte muskadan medet umma, onu koruyucu olarak algılama, Allah'tan beklenilecek şeyleri muskadan bekleme gibi olumsuzluklara sebep olacaksa muska kullanılması caiz değildir. Bu bağlamda insanların duygularını istismar edenlere karşı da uyanık olunmalıdır. Evet paramızı götürüp de muskacılara, cincilere kaptırmayalım.